Bazen yeteneğiniz şansınızla birleşir ve erken yaşlarda başarıyı yakalarsınız. 20 yaşımda Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'nde üniversite eğitimime devam ederken Ankara Devlet Operası imtihanına girdim. Bu imtihanda çok parlak bir sonuç elde ettim. Söylemesi ayıp. Türkiye birincisi olmuştum. Operada yaklaşık 7-8 ay çalıştıktan sonra ayrıldım. İçimdeki müzik sevgisi bittiğinden mi? Asla. Daha sonra TRT Ankara Radyosu sınavını yine hatırı sayılır bir dereceyle kazandım ve çalışmalarıma burada devam ettim. Bu arada üniversiteden mezun oldum. Yine bu yıllarda bana ait besteleri Casablanca Gazinosu'nda seslendirmekteydim. Boş durmayı hiç sevmem. Yanlış hatırlamıyorsam 1965 senesiydi. 27 yaşındaydım. Hürriyet Gazetesi'nin Altın Mikrofon adında bir yarışması vardı. Söylemesi yine ayıp ama bu yarışmada da birinci oldum. Üstelik bu yarışmaya müziği bana ait Gençliğe Veda adlı eserle katılmıştım ve bana eşlik eden 20 kişilik bir orkestra vardı. Bu orkestra hem Türk hem de Batı müziğinden oluşuyordu. Benim ardımdan yazılanlarda da görebilirsiniz. Böylece klasik Türk müziğinde çok sesliliğe geçiş dönemini başlatmış oldum. Bu başarının ardından müzik kariyerim ciddi anlamda hız kazanmaya başladı. Albümler, konserler de birbiri ardına geliyordu. Son Mektup, Mazideki Aşk, Bir Kırık Kalp, Bir Garip Yolcu, Sonbahar Rüzgarları başarıyı yakalamamı sağlayan eserlerimden bazılarıdır. Müzik hayatım boyunca yaptığım albümlerin sayısı 30'a yakındır. Birçok bestem de film müziklerinde kullanıldı. Yalnız düzeltmem gereken bir yanlış var. Bana bu fırsatı verdiğiniz iyi oldu. Çoğu kimse benim ilk bestemin İçime Hep Hüzün Doluyor şarkısı olduğunu sanır. Ancak bu doğru değildir. Onur Akay'ın benimle uzun yıllar önce yaptığı ve hiçbir yerde yayımlanmayan söyleşiyi okursanız bu konudaki doğru bilgiye ulaşabilirsiniz. Bana ait olan 350 adet beste var. Bunlardan birçoğuna aşinasınızdır. Hani olur ya, bestecisini, söyleyenini bilmezsin ama şarkı çalmaya başladığı an kafanda tamamı dönüp durur. İşte öyle. Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın. Liseli Kız, Çal Kanunum Çal ve Mazideki Aşk bunlardan bazıları. Öyle ya, ünü sanatçısını geçen eserler vardır. Ayrı bir birey olurlar sanki. Kulaktan kulağa, gönülden gönüle dolaşıp dururlar. 80'li yıllarda Hoş Sada albümünü çıkardım. Hala albümlerin alınıp satıldığı zamanlardı ve bu albüm ülkemizdeki en çok satan albümler arasında yer aldı. Bu albümden sonra çok güzel, keyifli konserler verdim. Bu yıllarda Emel Sayın'la Neşe-i Muhabbet müzikalini yaptık. Bu müzikal benim bestelerimden oluşuyordu. Ayrıca müzik direktörü de bendim. Yıllarca sahnelenen bu müzikal Türkiye'de izlenme rekorları kırdı. Bestekar ve söz yazarlarının haklarının korunması konusunda her zaman çok hassastım. 1986 yılında ekibimle birlikte MESAM'ı kurduk ve bestekar ve söz yazarlarının haklarını koruyan bir meslek birliği kurmuş olduk. Bu arada ben Yıldırım Gürses.